Bu tahminin, teknolojinin veya ebced hesabı, bilmem kronometre hesaplarının filan yürümediği şeylerden birisi kıyamet vaktidir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile kıyametin vakti hakkında bilgi sahibi değilim dedi. Dolayısıyla biri çıkıp kıyamete 15 sene kaldı, 2000 bilmem kaçta sallanacak, 2000 şurada da yuvarlanacak gibi sözler söylemesi batıldır. Gayb teorisine aykırıdır. Kıyametle ilgili hiçbir insanın bilgi vermesi mümkün değildir. Defalarca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e defalarca kıyametin ne zaman olduğu sorulduğu halde hiçbirinde şu vakit dememiştir. Üstelik de bir defasında verdiği cevap çok önemlidir. Sen bana soruyorsun, ben senden daha bilgili değilim bu konuda. Soranla sorulanın bilgisi aynı. Feyyâne mursâhâ. Sen nereden bileceksin ki Allah Teala buyuruyor? Ne bileceksin kıyamet ne zaman? Allahu Teala kıyamete iman etmemizi emretti. İman maddelerimizden birisi kıyamettir. Yani ne demek kıyamet? Şu üzerinde yaşadığımız dünya insanın ömrü olduğu gibi ömrü olan bir nesnedir. Nasıl insanın 70 sene, 80 senesi var da sonra fani olduğu için yok olacak, dünyanın da bir ömrü var. Bu 7000 senedir, 70 bin senedir. Bunu sadece Allahu Teala biliyor. Dünya fanidir. İnsan gibi ölümlüdür. Dünya bir gün yok olacak, gidecek. Buna kıyamet adı veriliyor. Ne zaman dünyanın sonu gelecek? Bunu ne Cebrail bildi, ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildi. Ne bir alim bildi, ne bir şeyh bildi, ne bir matematikçi, ne bir astronot bildi. Bunu Allah'tan başka bilen kimse yoktur. Dolayısıyla kıyametle ilgili bütün rakamlar batıldır, yalandır. Sadece meşhur olmak için, nasıl olsa ben 700 sene dedim mi, 700 sene yaşamayacağıma göre o yaşadığım zaman müddetince de bilmişliğimi taslarım. 700 sene dediğime göre 2 senede de kopmaz herhalde. O arada biz meşhur oluruz. Düşüncesindeki sefih insanların gayb imanını iyi anlamamış insanlara enjekte etmeye çalıştığı batıl bir anlayıştır.